Bu petrol kanunu yani yeni çıkmış bir şey değil öncelikle. Şimdi Atatürk 424 sayılı yanılmıyorsam numarası 1924 yılında köy kanunu çıkartıyor. Sayı numarası biraz yani 424 diye hatırlıyorum. Köy kanunu. Bu kanun gelince yabancıların Türkiye'de köy arazilerinde maden aramasına Gazi Mustafa Kemal Atatürk yasak getiriyor. Şimdi bu kanun hiçbir iktidar döneminde değiştirilemiyor. Bir de bazıları bazı yalanlar uyduruyorlar. Efendim biz Lozan'da imza atmışız da biz bilmem kaç yıl maden çıkartamıyormuşuz. Yani hakikaten şeytan bunları görse mesleğini bırakır. Ya Atatürk Cumhuriyeti kurduktan sonra hiç ilkokulda sana Uzun Mehmet'in kömürü nasıl buldu anlatılmadı mı lan? Hiç mi öğrenmedin? Elgani'de bakırı, efendim ondan sonra eti aşeyi, kromu, bakırı, Batman'daki petrolü hiç mi öğrenmedin? Hiç mi ilkokulda, ortaokulda anlattılar, dinlemedin? Atatürk Cumhuriyeti kuruyor, yabancıyı kovuyor, Türkiye'de maden çıkarmaya başlıyor. Bor madenini el atıyor, kömürü el atıyor, bakırı el atıyor, demiri el atıyor, petrolü el atıyor. Şimdiki kurumlar onun eseri. Maden teknik aramayı, MTA'yı Atatürk ömrünün sonunda devreye koyuyor. Sonra Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, TPAO dediğimiz şirket kuruluyor. Ne zamana kadar? 2003 yılı AKP iktidara geldi 6 ay sonra. Yine böyle bir yaz vakti, Temmuz ayı. Gece yarısı saat 2.30. Millet uykudayken bir anda meclisteki bu köy kanunu kaldırıldı. Değiştirildi. Ek maddeler eklenerek yabancıların köy arazilerinde maden ruhsatı almasına müsaade edildi. Şimdi soruyorum. Bunu derin güçler mi yaptı? Faiz lobisi mi yaptı? Yoksa Taksim'de ayakta duran genç delikanlı mı yaptı? Yetmedi. Bu kanunu çıkartıyor. Arkasından bir başka kanun daha çıkartıyor. Kanun numarası 5177 sayılı maden kanunu. Ha bu arada 2002 yılından önce Profesör Doktor Haydar Başbey Türkiye'de maden yoktur, toplasanız 100 milyar dolara geçmez gibi masalların anlatıldığı dönemde bir insan çıktı içimizde. Çok agresif bir cümle kullandı. Türkiye'nin 3 katrilyon dolar. Ne demek katrilyon? 3 bin trilyon dolar. Bir trilyon dolar ne demek? Bir trilyon dolar demek 3 tane Türkiye'dir neredeyse. 3 bin trilyon dolarlık madenimiz var. O da işlenmemiş hali. Türkiye'nin etrafını duvarla örsek, içini para doldursak almaz dedi. Ne dediler? Atıyor. Şuna bak. Ha. Neler demediler? Maden kanunu çıkarttılar. Apar topar. E oğlum hani maden falan yoktu? Ne bu acele? Niye çıkarttın bunu? Kanunda bir madde var. Ne diyor? 5177 sayılı kanun. Yabancıların Türkiye'de çıkardığı madenden devlet payı %2. 98'i yabancının, %2'si yüce Türk milletinin. Şimdi bir de beraber yürüdük bu yollarda. Bu nasıl pazarlık? Ya arkadaş beraber yürüdün de kolunda senin kim vardı? Ondan önce çıkartılmış doğrudan yabancı yatırımlar kanunu var. Yabancıların Türkiye'de yaptığı yatırımlardan kaç yıl, 5 ile 10 yıl arası değişiyor. Vergi muafiyeti var. Bu maden kanunundaki yabancıları bir de doğrudan yabancı yatırımı statüsüne koydular mı? Vergi muafiyeti de geldi mi? Ondan sonra elektriğin üzerindeki ÖTV, KDV, elektrik kullanma hakkı verildi mi? SSK, iş çalışır SSK payı ödememe şeyde getirildi mi? Bütün bunlar geldi. Şimdi bu yetmedi. Bu yetmedi. Bir de arkasından dediler ki, şimdi bakın. Bir de der ki tamam bu güzel ama bu da yetmedi. Bir petrol kanunu çıkarttı. İşte bu petrol kanunu sonra geldi. Yoksa petrol çıkartmada
her türlü yetki verilmişti ancak verilmeyen 2-3 tane konu var. Bir, Türkiye Petrolleri anonim ortaklığı niye petrol çıkartıyor? Kardeşim bunu devlet imtiyaz hakkını bunun elinden alın, sonra bunu özelleştirme kapsamına koyun. Yeni çıkan petrol kanununda Türkiye Petrolü anonim ortaklığının Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Milleti adına petrol çıkartma imtiyaz hakkı elinden alınmıştır. Tıp geçmiş olsun. Bu bir. İki, orman arazilerinde bunlar petrol çıkartamıyorlardı. Genelde petrol ormanın da altında olur. Ya denizde olur, ormanda olur. Ya da çöl yerlerde, geçmişi su olan yerler. Çünkü organik tabakaların lavla sıkışması falan, uzun hikaye girmiyoruz. Şimdi ormanların koruması var. Ormanlarda petrol arayamıyorsunuz. Oysa dünyanın en büyük ormanı Amazon'u talan eden Chevron, biliyorsunuz Amazon ormanları birkaç ülkenin içine alır. Evet. Orada Bolivya vardır, Ekvator vardı. Ekvator'un anasını ağladı Chevron. Duman ettiler. Bütün Amazon ormanlarını yıktılar. Alttan borularla Amerika'ya petrol akıtıyorlar şu anda. O domuz körfezini orada petrol boruları bağladılar. Yıllar sonra adamlar 30 milyar dolara yakın bir dava açtılar. Çevreye zarar verdiniz diye. Ve Amerikan devini Ekvator'da mahkum ettiler. Milyarlarca dolar para tazmin ettiler. Şimdi bu firmalar Türkiye'ye göz dikti. Bir kanun, bu kanunda ne var? Orman arazilerinde petrol aranabilir. Bir defa bu izin geldi. Tamam. Kazara çevreye zarar verilirse maksimum ödeyeceği ceza 500 bin dolar. 500 bin dolar. Bak orada 30 milyar dolar ödedi, burada 500 bin dolar. Şimdi işe bak ya, şimdi yani ben diyorum yani bir tane bana kanun biri söylesin bu milletin yararına, ya bir tane. En ufak milli ruh taşıyor mu? Devamı var. Bitmedi. Bu kanunda başka neler var? Sadece bu kanunu konuşsak, şimdi konumuz buraya niye girdi bilmiyorum ama sadece bu kanunu konuşsak saatler sürer ya. Evet, sabaha kadar. Bakın petrol aranan bölgedeki bütün su kuyularının, yeraltı ve yer üstü su kuyularının imtiyaz hakkı ruhsat sahibine aittir. Bitti. Orada mesela Fırat Nehri geçiyor, Sakarya geçiyor. O suyun kullanım hakkını, yeraltındaki suların kullanım hakkını o firmaya veriyorsun. Şu anda 43 bin ruhsat verildi. Türkiye'nin dörtte biri satıldı. Şimdi diyor ki başbakan, işte bunlar anca durmasını bilirler. Duran adama giydiriyor. Sayın başbakanım, o orada durmuyor. Senin yaptığın bu talana dur demek istiyor, dur. Kendi durmuyor, göğsünü senin yaptıklarını siper edip dur demek istiyor. Anlamıyor musun? Madenlerdir. Bu çok önemli bir konu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Lozan görüşmelerinde İnönü'yü gönderiyor. Amerikalılar diyorlar ki İnönü'ye, biz size destek oluruz ama bir şartımız var. Albayımız Chester'ın çizdiği bir proje var Anadolu'da. Bütün madenleri bize vereceksiniz. Gazi Mustafa Kemal'e telgraf çekiliyor. Reddediyor onları. Kanla kazanılanlar masa başına verilemez diyor. Heyeti geri çağırıyor. Kaç ay sonra heyet gidiyor ve kapitülasyonların reddedildiği, bağımsızlığımızın elde edildiği, bütün madenlerimizin işletme hakkının alındığı Lozan Anlaşması'nı imzalıyoruz. Mustafa Kemal 1924 yılında köy kanunu çıkartıyor. Yabancıların köy arazisinde maden çıkarmasına yasak getiriyor. Yetmiyor. Ergani'de bakır çıkartan Deutsche Bank'ı çağırıyor. Gel bakalım buraya diyor. Senin ne işin var burada? Bu madenler bizim. Al bakayım şu kadar. Hadi bakalım diyor. Fransızları Ereğli'den gönderiyor. Bütün kaynaklarımızı devletleştiriyor. ETAŞ'yi kuruyor. Sonra MTA'yı kuruyor. Maden tetkik aramayı kuruyor. Mustafa Kemal bütün bu kaynakları bizim hizmetimize verdi. Ne kadar maden var Türkiye'de? Genel başkanımız söylüyor. 3 katrilyon dolar. Şimdi isimlerini vereceğim. 2013 yılında Rus Meclisi Duma. Yer Rus Meclisi Duma. Buraya tarihinde hiç kimseyi almadı bu adamlar. Bir tek Çin devlet başkanı oradan içeri girip konuşma yapmış. Bu kadar milliyetçi adamlar. Hayatlarında ikinci bir ismi daha Duma'ya davet ettiler. O da Profesör Doktor Haydar Baş. Gerekçesi şu. 5 saat konuşma yaptı. Putin'in danışmanı kapanış konuşmasında biz
Dün darmadağın olmuş bir ülkeydik. Bugün dünyanın yeniden süper gücüyüz. Bunu Türk insanı Sayın Haydar Baş'a borçluyuz diye. Burası Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma. Bir oturumdan şu anda bir tek kare bir fotoğraf görüyorsunuz. Niye bu haberlerin ardından bir anda Duma'ya geçiyoruz? Çünkü alt kanadı parlamentonun Duma'nın sürpriz bir konuğu vardı. Tarihinde Çin devlet başkanı dışında hiçbir yabancı devlet adamını ağırlamayan Duma'da ilk kez bir Türk siyasetçi konuştu. Baş Duma'da kendisi tarafından ortaya atılan ve Rusya tarafından uygulanan milli ekonomi modelini anlattı. Milli ekonomi modeli sessiz bir devrimle kapitalizmi tarihe göre.